Ah elinden zülfü kemendim benim. Müjgan değdi, sinem yaralandı, gel. Gün be gün artmakta derd ile gamım. Uç verdi yaralar, sıralandı, gel. 19. yüzyılın halk şairlerinin en önemlilerinden Bayburtlu Zihni, 1797 yılında Bayburt'ta doğmuştur. İlk tahsiline doğduğu yerde başlayan, bir müddet Trabzon'da okuduktan sonra Erzurum medreselerinden icazet alan şair, 1815'te İstanbul'a gitmiştir. Burada 10 yıla yakın bir süre kalan şair, yazdığı şiirlerle dikkat çekmiş, devrin ileri gelenlerinin hizmetlerinde bulunmuş ve Divan-ı Hümayun kalemine katip olmuştur. 1828'den sonra Bayburt'a dönen Zihni, burada Ruslarla yapılan harbin sonuçlarına da şahit olmuş ve memleketini terk etmek zorunda kalmıştır. Döndüğünde perişan halde gördüğü sılası için Zihni şu şiiri yazmıştır. Vardım ki yurdundan ayak götürmüş. Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş. Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Nevres Paşa tarafından Şehnaz makamında divan formunda bestelenen bu şiir, şairin şöhretinin yayılmasına sebep olmuştur. Rus istilasının ardından Erzurum'a giden şair, orada valilerin emrinde çalışmış ve 1834'te hacca gitmiştir. İki defa evlenen Zihni'nin ilk eşinden hoca ve şair bir zat olan Ahmet Revai adlı bir oğlu olmuştur. Şiirleri konu ve şekil açısından incelendiğinde halk edebiyatından çok divan edebiyatına yakın bir şair izlenimi veren Bayburtlu Zihni, birden fazla üsluba sahip nadir şairlerden biridir. Şairin bazı beyitleri divan edebiyatının en ileri şairlerinin eserleriyle aynı seviyede olsa da ona bu büyük tanınmışlığı getiren halkın diliyle vermiş olduğu eserleridir. Bayburtlu Zihni, klasik kültüre hakim bir şairdir. Arapça ve Farsçayı bu dillerde şiir yazacak kadar iyi bilir. Mizah ve hiciv yeteneği oldukça yüksek olan şair, bu türdeki şiirlerini Sergüzeştname adlı eserinde toplamıştır. Hayatının büyük bir kısmı gurbette geçen şair, yolculukların getirdiği büyük yüke dayanamamış, 1855'te gittiği Trabzon'dan memleketine dönmek üzere yola çıktığında hastalanmış ve Trabzon yakınlarında bulunan Holasa köyünde 1859'da vefat etmiştir. Kör olsun, gurbetin kahrı bitmedi. Gidemem vatana, çilem yetmedi. Gül de taksam, bülbülümüz ötmedi. Altın kafes olsa, viran görünür.